Merhaba arkadaşlar, bugün size karar önden çok konuşulacak 2020 modeli Gravel G2'yi tanıtacağım. 2019 arasındaki farktan bahsedeyim öncelikle. 2019 modelindeki set tamamen farklı artık. 2019'da Tiagra set kullanılırken 2020 modelinde GRX 600 ve 400 karışımı bir set kullanılıyor. Kalan birçok şey onun dışında aynı ama set çok büyük bir farklılık gösteriyor. Özellikle sürüş performansında. Öncelikle kadro yapısını ele alalım. Kadro yapısında geçen seneki devam eden bazı şeyler var gene. Konik Furç takımı devam ediyor. Darbelere daha dayanımlı çalışıyor bu sayede. Çift soluk yeri devam eden bir opsiyonumuz. Beraberinde arka port bagaj takabileceğimiz deliklerimiz mevcut. Kadronun ergonomisi 52 kadro için top tüpün uzunluğu 53 cm. 90 mm gidon boğazıyla beraber geliyor. Aynı zamanda gravel gidona sahip, yani 16 derece açılı. Tasarım konusunda göz alıcı renklere sahip. Kaplarımız çift renk. Kendi rengi de bu sene çok güzel bir mat yeşil kullanılıyor. Doğaya karışan bir renk. Setten bahsetmek gerekirse, kullanılan set GRX 400, aynı kol GRX 600, aynı kolun dişli oranları 46-30. Bu sayede hem yokuş çıkmanızı hem de düz yolda yüksek hızlara çıkabilmenizi sağlıyor 46 oranla. Neredeyse yol bisikletine yakın bir dişli oranı. Yani biraz daha kadanslı, biraz daha yüksek devirli çevirmeniz gerekiyor. Onun dışında arka rublede 34-11 kullanılıyor. HG500 ruble kullanılıyor. Orta sınıf kaliteli bir ruble. Arka mekanizmada ise en önemli özellik Shadow RD olması. RD'nin şöyle bir özelliği var. Kilitlenebilir. Toprak sürüşü esnasında RD Plus özelliğini açıp şuradaki bir mandal sayesinde zincirimiz dalgalanmıyor ve bu sayede vites atmaları olmuyor. Kadroya zincirim vurma durumları olmuyor. Ön viteste ise geçen sene R7000'in, R8000'in 105 setlerin, yani yol bisikleti setlerinin kullanılan sistemi kullanılıyor. Halat yapısı, halat geçişi biraz daha iyi. Ön vites ayarı çok rahat bir şekilde ayarlanıyor. Yol bisikleti kullananlar daha iyi bilir bunu. Ön vitesi taktığınız zaman da araya bir aparat takmanız gerekiyor. Halat gerginliğini alabilmeniz için. Bu modellerde bu halata ihtiyaç kalmıyor artık. Bu aparata ihtiyaç kalmıyor. Mekanizmanın üstündeki ayrıca iki tane vidayla bu gerginliği alabiliyorsunuz. Daha çok gerip veya biraz daha gevşetebiliyorsunuz. Ağırlığı konusunda ise 11.8 gibi bir ağırlığı var. Kullanılan lastikler Şivalbe'nin G1 serisi Speed RD olarak kullanılan modeli. Yani çok tırnaklı olmayan modeli. 38C bir lastik kullanılıyor. Kullanılan göbeklerde Shimano'nun M3050 Akera göbekleri. Akıcılık bakımından ideal. İleride değişiklik düşünebilirseniz, jantın da bu renginden vazgeçebilirseniz, jant seti değişikliği düşünebilirsiniz. STI'ları anlatmak gerekirse, STI'larda ayar seçeneği mevcut. Yani elinize yakınlığını, uzaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede daha kısa parmaklı biriyseniz daha çok yakınlaştırabiliyorsunuz. Veya eliniz daha büyük, parmaklarınız daha uzunsa STI'yi biraz daha ileri alıp tutuş rahatlığınızı, tutuş ergonominizi ayarlayabiliyorsunuz. Dropların tutuşları gayet geniş, tamamen sarabiliyorsunuz elinizde. Yol bisikleti gibi biraz daha ince değil. Bu sayede kavramanızı ve arazi yollarında tutuşunuzu daha konforlu hale getiriyor. Hidrolik fren kaliperleri, GRX 400'ün kaliperleri. Verimli bir frenlemesi var. Toprakta aman kayacağım edeceğim durumları olmuyor. Bisikleti test edip kullandım. Genel tecrübelerimi anlatmak gerekirse sizi gayet yolda özgür kılıyor. Hem düz yoldaki performansıyla tatmin ediyor. Hem de toprak yola girdiğinizde kafanızda bir şüphe olmadan rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Dayanır mı, geçebilir miyim diye düşünmeden. Sürüşlerim esnasında lastik patlağına rastlamadım şimdiye kadar. Kendi bisikletimde de Shivalbe'nin gene G1 Allround modelini kullanıyorum.
Buna göre biraz daha tırnaklı. Eğer çok fazla toprak arazide kullanacaksanız, yani misal %70 toprak, %30 asfalt kullanacaksanız, üzerindeki lastiğe oranla biraz daha tırnaklı bir lastik tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hani bunlar tutuş olarak güzel ama teknik tırmanış yaptığınızda lastiği indirseniz bile kaymaya sebep oluyor. Ergonomi olarak konforlu ve rahattı, herhangi bir sıkıntı yaşatmadı sürüşlerde. 2020 modelindeki bu ince değişiklik, Manon'un gravel bisikletleri için ürettiği GRX setin kullanılması çok iyi olmuş. Bunun bir alt bir de üst modeli var. Üst modelinde G4'te kullanılan set GRX 600. Ondaki vites sayısı bir daha fazla. Onu da inceleme fırsatımız olacak, onları da tanıtacağım size. Bir de Gravel G0 var. Biraz daha uygun fiyatlı bir model. Onda kullanılan sette Clarice set gene disk frenli ama mekanik disk fren kullanılıyor. Shimano'nun mekanik disk frenleri tercih edilmiş. Onu da tavsiye edebileceğim bir model içerisinde. Malum koronavirüsünden dolayı bisikleti evde tanıtmak zorunda kaldık. Bu olaylar çözüldükten sonra bisikletin dışarıda test videolarını da sizler için yayınlayacağız.